Arkadaşlar merhabalar. Şu an inceleme konumuz Floki. Floki'de ne var? Floki bakın arz olduktan sonra aşağı getirmişler ve aşağıda bir start veriyorlar. Yaklaşık olarak 7 kat yükseltiliyor ve ondan sonra sürekli olarak aslında baskıyla aşağı getirmişler. Ama şöyle bir durum var. Güçlü destek noktalarında güzel tepki alımları yapmış. Bakın 1x yapmış burada. Tekrar şu alttaki fitilleri saymıyorum. Burada yaklaşık %58 ki burada da yaklaşık olarak %74 oranında yükselmiş. Peki daha aşağısı var mı? Bu aşağı yöneliş hala devam edecek. Benim şu an gördüğüm kadarıyla şu önemli destek noktalarına kadar getirmişler. Start verildiği destek noktalarına kadar getirmişler. Daha aşağısı olabilir mi? Daha aşağısı şurası var arkadaşlar bakın. Eğer Bitcoin kaynaklı herhangi bir sıkıntı yaşanırsa getirebilecekleri en kötü yer olarak şu an bu noktalar var. Aşağıdaki destek noktaları var. Birazdan sayısal rakamsal değerlerini vereceğim. Daha aşağısı belki fitil uçlarıyla bakın şuradaki gibi getirirlerse getirirler. Bu da aslında Flokik'in aslında dip noktaları. Bakın bu noktalara gelirse bu tarz bir start verme olayı söz konusu olabilir. Yani yaklaşık 5 kat 6 katlık bir yükselişte bunun ardından peş sıra gelebilir bilginiz olsun. Zaten o noktalara çok yakın arkadaşlar bakın. Hani o güzel yükseliş hareketlerine çok yakın. Floki değerlendirebilir mi? Evet değerlendirebilir ama şu an önünde sadece bir Bitcoin engeli var. Şu an piyasadaki bir kararsızlık var. Hala Bitcoin'de bir daha aşağı yönlü bir sert hareket bekleniyor işin gerçeği. Oradaki kararsızlık var. Eğer bu tamamlanırsa piyasadaki kararsızlık da biterse bundan sonra artık yukarı yönde hareketler başlayabilir. Aşağıdaki gelebilecekleri en kötü yeri vereceğim zaten. Getirirlerse oraya getirirler. Oranın tedbirini almak şartıyla yukarıdaki güzel yükselişler bekleyebilir mi? Evet beklenebilir. Bazılarında uzun vade hedefleri var arkadaşlar. Artık bunları vermeyeceğim. Çünkü görülüyor. 3 kat, 5 kat, 6 kat. Bazı arkadaşlar bunu tiye alıyor. Gelemeyeceğini zannediyor. Arkadaşlar geliyor. Yani bakın ne kadarlık sürede? 26 Ekim. 30 Ekim. Bakın start verdikleri zaman kaç günde gelmiş arkadaşlar? 4 günde. 4 günde kaç kat yükselmiş? 4 günde yaklaşık olarak 5 kattan fazla. 4 günde 5 kattan fazla yükselmiş. Biz bazen 10 kat diyoruz. Bazı arkadaşlarımıza bu hayal geliyor yani arkadaşlar. Ya öyle bir şey yok. Yükselir. Niye yükselmesin? Bakın bu tarz bir hareketlilik olur ise eğer benzeri bir hareketlilik ve dibe getirirlerse şu da dip noktaları getirirlerse söyleyeyim ne kadar yükseleceğini. Ki oraları vermeyeceğim arkadaşlar. Oradaki önemli kritik noktaları vermeyeceğim. Yaklaşık olarak hemen hemen bir 5 kat daha yükselme potansiyeli var. Aynen burada yaptığı benzeri bir hareketi yapabilir. Ama muhtemelen şuradaki direnç noktalarına takılacaktır. Bu da ne demek oluyor? Bu da şu demek oluyor. Şu noktalara kadar getirirler demek oluyor yaklaşık olarak. 3 kat falan. Şu andaki seviyesinin 3 kat ama aşağı gelirse bu daha fazla oluyor. Şu an Floki'de yataylaşma var. Yataylaşma var. Aşağıda bir tane kötü yer var. Orayı zaten şimdi veriyorum. Oranın önlemini almak şartıyla bundan sonra yukarıdaki hareketler beklenebilir. Zaten ne zamanki kanal diplerine getirseler bakın bunu yapıyor. Ya bu aslında alacağınız noktayı bilirseniz arkadaşlar düşen düşüşte bile olsa düşüş durumunda bile olsa kazanıyorsunuz yani. Yeter ki alacağınız noktaları çok iyi bilin. Tabii satacağınız yeri de iyi bilmeniz lazım. Ondan sonra sıkıntı değil. Bakın takıldığı yerler. Biz burada dirençleri veriyoruz ya bazı arkadaşlar hocam o kadar çizsem illaki denk gelir. Bu öyle değil arkadaşlar. Bu destek ve direnç noktalarıdır. Bu ne demek oluyor? Bu şu demek oluyor. %50, %60, %80 yükseldiği zaman karşılaşacağı direnç noktaları, satış yiyeceği direnç noktaları demektir. Bakın bazen ne yapıyor? Bazen ne yapıyor? Şunu yapıyor. Şu aşağıdaki dirençlerde satış yiyip aşağı geliyor. Kıramıyor. Bazen yukarıdaki dirençlerde, bazen de üst kanaldaki dirençlerde satış yiyip aşağı geliyor. Yani buradaki çizgiler, keyfi çizgiler ya da öylesine çizilmiş çizgiler değildir arkadaşlar. Yükselirken de bu çizgilerle karşılaştıkları zaman orada satış yiyecek. Belki orayı kıramayacak bir miktar %15, %20 yerine göre %30, %40 aşağı gelebilir. Yukarıdaki hedeflerine ondan sonra gidebilir. Üst kanalı vermedim. Üst kanalı şu an için gerek yok. Çok çizgi oluyor zaten. Bazı arkadaşlar hocam o kadar çizsem beni gidip tutar. Öyle değil arkadaşlar. Keşke öyle olsa. Ha bu şey haritası arkadaşlar. Bu bir sonraki direnci kırarsa hangi dirençte takılır? O direnci kırarsa hangi dirence kadar gidebilirin haritası? Ya da aşağı gelirse aşağıda hangi desteklerinde tutunurun haritası? Bakarsınız. Şöyle örnek vereyim.
Örneğin buradaki direnç destek noktası kırıldı. O zaman ne deriz? Aşağıdaki destek noktalarına kadar gelebilme ihtimali çok fazla. Gelir mi? Gelir. En güçlü destek noktalarına bakarım. En güçlü destek noktaları işte şu an temas ettiği fitil uçları. Evet arkadaşlar burada. Peki getirecekleri en kötü yer zaten en kötü yer burada benim diye bağırıyor. Ki buralardır. Evet bu rakamları verelim. Filoki gelebileceği rakamlar. Şu an performansı iyi. Performansla ilgili sıkıntısı yok. Şu an gayet iyi. Bakın hemen karşılaşacağı bir direnç noktası var. Yaklaşık 2.45 yukarısında. Ya burada ne demek dirençle karşılaşır? Satış yiyebilir, geri gelebilir bir miktar demek. Kırılması halinde bir sonraki direnç noktası. Burada da 0.16 diyebiliriz. 160 arkadaşlar, 160. Ve 160 noktası kırılırsa 163. Özellikle önemli bir direnç noktası da şu kanal. Bakın şu ikisinin kesiştiği nokta. Kritik, çok kritik yerler buralar. Burada muhtemelen satış yiyebilir. Bir miktar geri gelebilir. Burayı vereyim mi? Burayı da vereyim. Burayı da vereyim. 180 noktası yaklaşık olarak. Aşağıdaki destek noktaları işte çok önemli yerler aslında buralar. Şu aşağıyı verelim direkt. %34'ü var. Kırılması halinde %30'u var. Oranın da kırılması halinde %123'ü var. Kötü yerini de verelim. Evet, kötü yerini de verelim. %106'sı. Blok için yukarıdaki direnç noktaları, yakın zamanda görebileceği direnç noktaları 0.00030 147. Kırılması halinde şöyle kendimi aşağı alayım. Kırılması halinde 0.00062 var. Kırılması halinde oranında 0.0163 3.00060 180'i var. Aşağıdaki destek noktaları 0.00134 0.00130 0.00123 bir de aşağıdaki onu da vereyim. Hepsini vereyim. 0.00 120 yazık zaten 106. Evet, şu an getirebilecekleri en kötü yerlerden bir tanesi burası. Belki bir miktar altına sarkarsa sarkar. Ki bu noktalarda arkadaşlar hani dip diye tabir ettiğimiz artık son noktalar. Samimiyetle söylüyorum. Bu noktaları eğer yakalama fırsatınız olursa ki gelirse bu noktaları aşağıdaki destek noktalarına beklerseniz, sabrederseniz en az 2x, 3x, 4x'e kadar yolu var. Hatta daha fazlası olabilir. Ama burada birazcık sabır olayı gerçekleşmesi lazım. Sabır olması lazım. Bu noktalardan temin edip yakalayabilirseniz, tabii gelirse, gelmezse zaten hiç yakalayamazsınız. 3-4 kat rahat var. Flok için söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Farklı bir analizle görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videoları like'ınızı eksik etmeyin. Kanala abone değilseniz hala abone olarak ve özellikle bildirimleri tıklayarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz diyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.